Merhaba sevgili canlar. Bugün anlatmak istediğim kısa Osmanlı döneminde Sultan Murat Han zamanında yaşanmış gerçek bir hayat hikayesi. Sultan Murat Han o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister ama sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Veziri Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı, şer mi öğreneceğiz? Nasıl yani? Hazırlan, dışarı çıkıyoruz der padişah. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri, kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner Vefa'ya. Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Un kapanı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatle bakınır. İşte tam o sırada yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar, kimdir bu? Orada biriken birkaç kişi, aman hocam hiç bulaşma derler. Ayyaş'ın, meyhusun biri işte. Nereden biliyorsunuz diye sorar ikisi birden. Müsaade et de bilelim yani. 40 yıllık komşumuz derler. Bir başkası tafsilata girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem de nerede namlı, memli kadın varsa takar peşine. Orada bulunanlardan bir tanesi çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım onu bir cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner ardına gider. Bizim tebdili kıyafet mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah keser yolunu. Nereye? Bilmem, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Padişah şöyle bir bakar. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Şöyle veya böyle tebaamızdır. Defini tamamlamak gerek der. Vezir-i Azam, iyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden der. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha der padişah. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam. Naaşı kaldırmalıyız en azından. Aman efendim, nasıl kaldırırız? Basbayağı kaldırırız işte. Yapmayın, etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, patlanması var. Tekfini, telkini. Merak etme, ben beceririm der padişah. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama der Vezir-i Azam. Olmaz. Vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin der padişah. Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden der. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yürüyelim der padişah. Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü sakilere benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin de keza. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar,
musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine bir hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der, yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık, sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Kim bilir, belki hanımı vardır, belki yetimleri. Doğru, öyle ya der padişah. Neyse, sen başını bekle, ben mahalleyi dolanıp geleyim der. Vezir beklemeye başlar. Padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar, soruşturur, Lalıncı'nın evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşeğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır, hatıralara dalar belli. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından? Biliyor musun oğlum diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi ve selam. Akşamlara kadar nalın yapar. Ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini, avucundakini verir, satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Niye diye sordu şaşkınlıkla padişah. Ümmeti Muhammed içmesin diye cevap verdi. Hayret dedi padişah. Sonra malum kadınların ücretlerini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım, derdi. Öyleyse şimdi dinlenmeniz gerek. O çeker gider, ben menkıbeler anlatırdım onlara. Mızraklı ilmihal, hücceti İslam okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki, dedi padişah. Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Düşünceli bir şekilde, öyle imam kaç tane kaldı şimdi dedi padişah. İşte bu yüzden nişancıya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün, bakasın efendi dedim. Sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru, öyle ya, dedi padişah. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi, dedi padişah. Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun, dedi. Hem padişahın işi ne? İşte böyle sevgili canlar. Hayat bilinmezliklerle dolu. Hangi köşede ne sırlar gizli hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece dış görünüşüne, kabuğuna bakarak değerlendirip geçiveriyoruz olayların karşısından. Yüreği sevgi ve merhamet dolu, zihni İyiliklerle meşgul nice insanlar var bu yeryüzünde. Olaylar karşısında daha derin düşünmek, daha duyarlı, daha hassas olmak durumundayız. Evet sevgili canlar, bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı ve eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgi ve sağlıcakla kalın canlar.